Hocam merhaba. Merhaba. Bu arada konumuz neydi konuşmadık ama. <laughs> Benim aklımda bir şeyler var aslında ben size sorayım oradan açarız belki. Bence de bence de. Epey bir ara verdik. Evet sıcaklardan sıcak arası. Evet. Şeyi soracağım hocam bir süredir bir felaket hali var dünyada. Ben yıllarca alay ettim Ömer Madra'yla ama biliyorsunuz Açık Radyo'da yıllardır söyledi. Üst üste bir sürü şey geldi ya. Kıyamet günü mü geliyor hocam ne oluyor dünya bitiyor mu gerçekten? Güzel bir soru. Kıyamet günü geliyor mu? Aslında kıyamet günü çok güzel bir fantazi çok iyi niyetli bir fantezi. Yani şöyle dünya artık öyle günahkar bir hale alıyor ki üstün varlıklar bütün mitolojilerde ve dinlerde vardır kıyamet günü tadında şeyler. Üstün varlıklar diyor ki yeter yeter. Düğmeye basıyorlar ve dünya kapanıyor. Dükkan kapanıyor. Tabii ki bu aslında bir fantezi. Keşke öyle olsa. Çünkü genelde öyle değil. Kıyametler aslında uzun uzun hiç çaktırmadan değişen yani aynen meşhur şey meselesi vardır ya tenceredeki kurbağa. Kurbağa ne zaman fantezi? fark eder e, suyun kaynamaya başladı. aşırı sıcak olduğunu ölürken artık iş ölürken iş işten geçtikten sonra işte biz o noktaya mı geldik acaba şu anda aslında daha hiçbir noktaya gelmedik bunlar hala orada. kültür tarihini demiyorum jeoloji tarihine baktığımızda doğada böyle ay Buraya çok yatırım yapıldı. Burada 4,5 milyar yıldır evrim var. Ya da burayı Tanrı 6 günde yarattı, 7. günde dinlendi. Bunu koruyalım gibi bir mekanizma yok. Doğa aslında hukukun temsilcisi olan Justitia gibi gözleri bağlı ki, hap Plüton'a çarpmış bir kuyruklu yıldız. Ay işte e, söylendiği üzere 65 milyon sene evvel Jurassic döneminde dinozorların kökünü kazımış ve Dinozorların gitmesinden sonra da memeliler çoğalmaya başlamış. Çünkü dinozorlar artık memelileri ne yapmışlar? Avlamayı bırakmışlar iptal oldukları için değil mi? Doğada şöyle bir prensip yok. Bizim kültürümüzle aydınlanma düsturlarıyla tam tezat bir prensip vardır doğada. Bu bana Stanley Kubrick'in çok sevdiğim sözünü hatırlatıyor. Evrenle ilgili en korkutucu şey onun bize kayıtsız olmasıdır diyordu. Aynen o. Onu kastediyor. Yani evren, doğa bizim farkımızda bile değil. Yani biz nasıl gözümüzde kirpiklerimizin dibinde yaşayan ve e, kepeklerimizi yiyen varlıklardan bir haberse doğa da bir haber. Bir haber olunan bir şeyi idealize edemezsin. İdealize edemezseniz de ne olur? Onu korumazsın. Değil mi? Çünkü doğada ne yok? Bizim bir de böyle bir sorunumuz var. Doğayı hep antropomorfize ediyoruz. Kişiselleştiriyoruz. Yani doğanın en sevdiği çocuklarıyız. Doğa bir Lovecraftian sümükümsü, beyinsiz bir entity. Yani böyle bir şey yok doğada. Ay canım şu insanlara bakın. Nasıl kültürü de inşa etmişler. Vah vah vah. Akropol'de de Atina'da Parthenon var. Vay 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 demokrasiyi de keşfetmişler. Kopenhag kriterleri var. Ben bunların üstüne bir kapak koyayım da bunlar yani ebediyete kadar bir yerlerinden uydurdukları felsefeye göre, tele teleolojik felsefeye göre yaşasınlar demiyor. Ama sizin demiyor. mitoloji alanı tamamen bunun üstüne kurulu değil mi aslında? Gayet tabii ki. Mitoloji şunu söylüyor. Ebedi. İyilik yoktur, sonsuzluk yoktur, her şey döngüdür. Mitosun gerçeği doğanın gerçeğini çok çok daha uygun düşüyor. Çok çok daha sıkı tutun arkadaşım, çok çok daha gerçekçi ve realist. Aydınlanma diyor ki, hayır irili gideceğiz, Orada bir hedef var uzakta. O hedef bizim hedefimiz. Yürüyün o hedefe. Doğanın umurunda değil diyor ki doğa. En geç atıyorum 2 milyar sene sonra. Aa, bunların e, gezegenin etrafında döndüğü güneşin yakıtı bitiyor. Güneş ne oluyor? Pat diye yok olmuyor ki. O kadar korkunç bir şey oluyor ki. İlk önce şişmeye başlıyor. O filmlerdeki gibi cart diye olmuyor. En sonunda dünyadan baktığında saat sabah 11 öğlen 12'de gökyüzünüzün 3'te ikisini kaplıyor. Kıp kırmızı. Dünya o ara ısı ne kadar biliyor musunuz? Artı 400 derece. O bitince, son yakıtta bitince 2 kilometre çapında bir cüceye dönüşüyor. Kapkaranlık. Gravitasyonu hala var. Merkür ve Venüs çoktan yutulmuş, yenilmiş. Ama bu tabii 5 milyar yıl sonra olacak bir şeyden bahsediyoruz. 5 milyar yıl sonra. Genelde aydınlanmanın şöyle bir sahtekarlığı var. Oho! Oh, 5 oh, oh. milyar yıl sonra biz çoktan Stephen Hawking. Çoktan yayıldık gezegenlere. insanlar USB stick'e yüklüyorlar mindlarını intergalaktik e-mail evrenin öteki köşelerini filan yolluyorlardı. Geliyoruz konumuza. Kıyamet, aydınlanmacı tire, dini kitap dinlerini kastediyorum. Teleolojik etinde, bedeninde mitik bir kıymıktır. <laughs> yani kıyamet ne demek biliyor musun? Hay Allah biz çok iyi niyetle her şeyin çok güzel olmasını istiyorduk ama sayın seyirciler yani bir şey oldu araya bir şeyler girdi. Sanki mitik bir şey var. Hepimiz tin olmuştuk ama yanmaktan korkuyoruz, kanserden korkuyoruz, güneşin korkunç ışınlarından korkuyoruz. Hay Allah bu neyi getiriyor? Kıyamet çok arkaik ve çok barbarik bir biçimde insanlık tarihinde hiçbir şeyin ebedi olmadığını, her şeyin geçici olduğu düşüncesinin hakim kılınmasını sağlıyor. Dolayısıyla biz şimdi orman yangınları, çernö Çernobil, çevre kirliliği, Covid. Covid. Ki Covid de tekrarlıyorum. O kadar şanslıyız ki. Covid'i biz öpüp başımıza baş tacı yapalım. Ebola'nın son derece şımarık ve azgın bir versiyonu da olabilirdi. Mesela bir de bu sıcakları şimdi göz önünde bulundurduğunda dünya ne kadar pis kokan bir yer olurdu değil mi? Dolayısıyla kıyamet nasıl bir şey? Bütün işaretler ki bütün dinlerde de bu var. Bir çöküşü gösteriyor. Eğer kıyamet düşüncesi hakim kılanıyorsa, hakimse popüler kültüre bakıyoruz. Aklıma hemen ilk olarak tabii ki Lars von Trier'in melankolyası geliyor. O inanılmaz romantize edilmiş ve insan haysiyetine yakışır. Bak Lars von Trier. Koca bir gezegen yutuyor dünyayı anlatabildim mi? Bu tarz anlatıların çoğalması neyi gösteriyor hep? Kolektifte bile bir şeyin yolunda gitmediği dair göstergelerin bir sonuca sebebiyet vermesi. Zombi apokalipsisler, dev, e, böcekler bunlar neye sebebiyet veriyor? Biz kendimize artık yerkürede, sıkı tutalım, evimizde hissedemiyoruz. Evimize giren hırsızlar var. Evimize giren katiller var değil mi? Ve en korkuncu biz artık kim doğruyu söylüyor? Kim yalanı söylüyor? Ayırt edemiyoruz. Arka Arkadaşlar post truth diskuruna şunu eklemek isterim. Herkes böyle post truth post truth atıp duruyor. Ancak şunu unutmamak lazım. Hakikaten sıradan insan için kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor, kim samimi, kim sahtekar ayırt etmek mümkün değil. Zaten kıyametvari zamanların en önemli özelliği budur. Doğru yanlış ayırt edilemiyor. İyi kötü ayırt edilemiyor. Çirkin güzel ayırt edilemiyor. Korkunç Elif Şafak'ın bilmediği. Türkçemizde olmayan ironik bir durumdayız. Kimin ne dediği belliydi. Bu diskur çok tehlikeli bir diskurdur. Korkunç ve rahatsız edici bir diskurdur. Biz hep kızıyoruz, ediyoruz. İnsanlar geri zekalı oldu diyoruz. Tamam doğru ama güvencek de hiçbir gösterge yok ki. Popüler kültür bunun bir numaralı turnusol testidir. Popüler kültür. Hepimiz ayıla bayıla seyrediyoruz. Şimdi beni linç edebilirsiniz. Yeni seyrettim ve hepsini birden seyrettim ve bayıldım. Dexter dizisini seyrediyorum. Ha, harika bir dizi. Bakınız evet. Dexter işte bu kıya kıyamet günlerinin bir numaralı dışa vurumu. Aslında bir taraftan evet gerçek şeriatı temsil ediyor Dex. Bozulmamış şeriatı. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Ayıla bayıla seyretmiyoruz mu öldürdüğü zaman manyakları. Ama asıl güvenmemiz gereken hukuk modern çağda şu bu. Ne yapıyor? O zır delileri, o katilleri koruyor değil mi? İşte bakınız bu ironik korkunç. Başka bir dışa vur. Hannibal dizisi. İnsan olarak dünyanın en birikimli, en kaliteli, en üst Üstün, ince zevke sahip bir insan. Ama gel gör ki insanları öldürüyor, insanları yiyor. Ve şöyle ilginç bir görüşü var. Bak bu Dexter'dan daha açırı. Hannibal daha kötü bir turnusol testi. Diyor ki onlara ne acıyorsun? Onlar birer domuz. Domuzları ne yaparsın? sosis yaparsın değil mi? Bakın 2006-2010 Dexter 2012-2015 hatırlamıyorum ama yani ondan sonra Hannibal Lecter <laughs> zaten bu aşırı derecede <laughs> Dr. Jekyll, Mr. Hyde ak ve bir araya geldiği figürler şimdi yine İlker hocam diyecek bana yine mi? Evet Bizi nereye bağlıyor biliyor musunuz? Romantizme bağlıyor. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'sine bağlıyor. Romantizm bu bağlamda ne demek biliyor musunuz? Evet, sevgili insanlık tarihi. Sevgili Batı kültürleri, en ileri olan kültürler. Artık sizin mutluluk süreniz bu dünyada ebediyete kadar yok oldu. Bitti. Romantizm aynen bunu diyor. Ve Apollon'un karşısına ironik mi ironik, erkek olmasına rağmen göğüsleri olan Dionysos'u diki dikiyor. Apollon hep babasının oğlu. Dionysos hep annesini arıyor. O aradığı annesi ve bizim hafızamıza getirdiği anne kim biliyor musun? Kör, hilkat garibesi, doğa ana. Yani Stanley Kubrick'in evren bizim farkımızda değil dediği doğa ana. Anlatabildim mi? Şimdi bu şöyle bir kısır döngüye sebebiyet veriyor. Bir taraftan facialar. Bir taraftan faciaların ışığında daha fazla güvensizlik. O onu besliyor, o onu yeniden üretiyor. Yani nasıl bir döngüye giriyoruz biliyor musunuz? Keçileri kaçırmamak için, samimi söylüyorum ben artık yani haberleri seyretmiyorum. Ama Twitter'a giriyorsunuz hocam, oradan alıyorsunuz. Twitter'a giriyorum ben. ama mesela yanmış bir ev, yanmış bir insan, yanmış bir hayvan zaman Hemen yani kapatıyorum ya, yani. seyretmemeye çalışıyorum. Aslında en korkunç gösterge bu. Çok klasik bir biçimde hakikaten bir gücün yeter artık... Buraya kadar. Moskova'dan mı olur? Brüksel'den mi olur? Ankara'dan mı olur ya da non-governmental bir şey. Yani nasıl bir kıvamda bütün insanlık biliyor musun? Ne olur birisi bizi kurtarsın. Tüm bu nefret söylemleri, korkunçluklar, bütün bu insanın insana yaptığı kötülükler aslında büyük bir imdat çığlığından başka bir şey değil. Yani 1939'a mı döndük aslında? Çok çok daha kötü. Çok çok daha kötü. Çünkü 1939'da aman Almanya Polonya'ya girdi. İngiltere dedi ki çarkınızı okuyacağım. Ya şimdi yürüyerek Afganistan'dan insanlar geliyor. Yürüyerek. Bakın bu mesela nefret edilen soğuk savaş döneminde Glasnost ve Perestroika öncesinde mümkün olabilir miydi? Birilerinin Afganistan'dan çıkıp İran üzerinden Türkiye'ye girmesi mümkün müydü? Ne lazım biliyor musunuz bu şeyi bitirebilmemiz için? Sıkı tutunun. Bir parça baskı lazım. Yani ne lazım biliyor musunuz? Hayır. Almanya ben Afgan mülteci almıyorum diyememeli. Diyememeli. Ama gel gör ki Birleşmiş Milletler eskiden Moskovanın olduğu gibi Washingtonın olduğu gibi nesi yok gücü, gücü yok. yok değil mi gücü yok 2500 senenin üstüne iki dünya savaşıyla kaynayan fokurdayan o düdüklü tencere bütün bu meta öykülerin öğretilerin komünizm diyebilirsin kapitalizm diyebilirsin arkadaşlar kapitalizm de yok artık her şey kendini aştı. Her şey yok oldu. Her şey bulandı. Bodriyar şeyin... konuşuyor gibi hocam. Bodriyar gibi konuştunuz. Hiçbir şey tanımlanabilir değil. Hiçbir şey tanımlanabilir olmazsa. Bu nedir biliyor musunuz? Hoş geldiniz mitik açıdan kaosa. Yangın var. İnsanlar diyor uçak nerede? Diyor ki dumandan görmüyorsunuz. <laughs> Bunlar artık gökyüzüne fitursuzca salınabiliyor. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bakın bir yanlış anlaşma var. Özellikle bizim ülkemizde. Öyle bir var deniliyor ki işte aynası atıyorlar Hayır söylenecek sözün sonundayız. Her şey bitti. Hiç kimse hiçbir şeye hakim değil. Bu bunun dışı vurumu. Yoksa arkadaşlar bütün bu konuşmaları yapan insanlardan siz IQ'ları ciddi ciddi düşük olduğunu mu sanıyorsunuz? o Başka çareleri yok. Şöyle bir şey. Almanya çok e, korkunç şeyler yaşadı şu son 2-3 e, haftada. O seller filan falan. Evet Angela Merkel gitti ve dedi ki evet işte 500 milyon euro yardım edeceğiz. Bilmem ne yapacağız. Ama taksit yani. Devamını getiremiyor. Niye biliyor musun? Çünkü Angela Merkel son derece akıllı bir kadın. Fizik doktoralı o bir. Yani. Doğu Almanya'nın eğitim sisteminden mezunu. Öyle böyle değil. Başka söyleyeceği bir şey yok. Şu güvenceyi veremiyor insanlara. Bu nehirler bir daha taşmayacak güvencesini veremiyor bakın iklim krizi. Bütün dünyada yangınlar var. Yunanistan'da çok güzel söndürülüyor ama orası da cayır cayır yanıyor. Diyorlar ki niye bu kadar orman yandı? Arkadaşlar ormanlar çıra gibi. Şu Ege Akdeniz bölgesi son 3 hafta, 4 hafta 85 yılından beri İzmir'de yaşıyorum. Ben böyle bir sıcak, hatırlamıyorum sanki gökyüzünden ütü tutuyorlar. Ütü. Güneş sabah doğuyor. İlk ışıkları, buraya denk geldim sanki birisi büyüteçten yakmaya çalışıyor insanın tenini. Öyle azgın. Bir biz dünyaya bakamadık. Şimdi bunun sefasını sürüyoruz. Sonuçlar görünüyor. Hiç kimsenin aslında hiç kimseye bir ses söylemeye hakkı kalmadı. Peki bu durumda edebiyat, sanat hani hep şey vardır ya sanat bizi kurtaracak, güzellik bizi kurtaracak hı, muhabbeti. Hı. Bu dünyada artık ne yapmak lazım yani sanat mı yapmak lazım yoksa bayağı eline kürek alıp yangın söndürmeye Şimdi mi gitmek lazım? Çok güzel bir soru. <laughs> Sanat bizi kurtaracak. Sanat ve güzellik bizi kurtaracak. Bu doğru. Ama tabii ki bunun için ne lazım? O sanata ve o edebiyata, o güzellikleri kulağına küpe yapacak olan kitlelere ihtiyaç var. Ben hatırlıyorum 2009 yılında Almanya'da bir roman yayınlandı. Şimdi yazı ismi aklıma gelmiyor. Karen Duve yanılmıyorsam galiba. O kadar güzel bir Almanya apokalipsi yazmış ki. Bir adam karısını öldürmek istiyor. Yıllardan 2029. Almanya öyle sıcak ki sürekli orman yangınları var. Çocuk yapılması yasak. Şu bu. Yani bireysel kıyametle beraber adam karısını öldürmek istiyor. Bak değişen bir bok yok. Adam karısını öldürmek istiyor. Hep aynı hikaye. <laughs> evet ama bunu neyle bağlantılıyor biliyor musun? Kıyamet kopuyor ortalıkta. Yani şunu anlıyoruz. Bunun sebebi bu. Biz hiçbir zaman güzelliklerden, edebiyattan, sanattan ve çok önceden söylenen tehlikelerden hiçbir zaman göz önünde bulundurmadık. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Bütün bu güzellikleri tükettik ve fosur fosur uyumaya ve çatır çutur osurmaya devam ettik. <laughs> Anlatabildim mi? Çünkü biz de piyasa insanı olduk. Sadece tükettik. Şimdi devlet olsun, sanatçı olsun hepsinden bir kurtarılma bekliyoruz. Korkunç bir kahraman kıtlığı var. E olur tabii ki siz kahraman söylemini yok ederseniz tabii ki kahraman çıkmaz. Kim cüret edebilir bu kadroya? L lin linç edilir yani salaksan kimsin diye değil mi? Bak ne güzel biliyor. Ben kaç defa teklif ettim hiç kabul edilmedi. O gün bugün çok kırgın. <laughs> Demek istediğim şu kendimiz ettik kendimiz bulduk bütün bu çaresizlikler, bütün bu Nasreddin Hoca hikayeleri samimi söylüyorum size. Sadece Türkiye'de vuku bulmuyor. Almanya'da da oluyor. Brezilya'da zaten oluyor. Amerika bu konuda önder yani. Önder. Demek istediğim şu. ...kıyametin en klasik göstergesi insanların birbiriyle olan hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşır ya tam tersini insanların en klasik anlaşma özelliği olan konuşmanın en bariz ayrıştırma mekanizmasına dönüştüğünü görüyor. Mesela biz diyoruz ya, ülkemizde bu nefret söylemi. Hayır bu Türkiye'ye spesifik bir ve özgü bir şey değil. Bizim kültürümüzden kaynaklanan, belki geri kalmışlığımızdan kaynaklanan, belki Akdenizliliği, belki Orta Doğulu olmamızdan kaynaklanan daha bir haşinleştirici etmenler mutlaka elementler vardır. Ancak sağlıklı, normal, kibar bile çok lüks kalıyor. Nazik konuşma, anlaşma mevhumlarından kesinlikle korkunç biçimde arındık. Öyle bir hale geldi ki diyorlar ki orada aa bakın bir su var dök üstüne ağzı. Ne? Ne? Ne demek istiyorsun? <laughs> o suyu benim sakladığımı mı söylüyorsun? Ne? Dönüşüyor anlatabildim mi? Bunlar aslında kolektif bir deliliktir bu. Ama kolektif bir paniğin dışa vurumu. Herkes suçunun farkında. Herkes paranoyak. Ve herkes bu paranoyaklığından ve suçluluk duygusundan ne oluyor biliyor musun? Saldırganlaşıyor. Gayet tabii ki bu o saldırganlaşmada, bu flu ortamda, bu ironik ortamda malı götüren de götürüyor. Millet çünkü patates yuvarlak mı köşeli mi kavgası yaparken birileri götürüyor anlatabildim mi? Bunlar tipi tohu ve bohu hikayeleridir. Babilce büyük karışıklık demek. Bu büyük karışıklıkla vuku bulduğu zaman düzen değişir. Yani kıyamet zamanıdır. Ne olur? Mutlaka mutlaka bu düzenin değişmesi lazım. Bu artık olumlu mu olur? Olumsuz mu olur? Oraları gerçekten yıldızlarda yazılı diyebilirim. Yani paradigma kayması döneminde mi izliyorsunuz gerçekten? Hayır çok korkunç ve bunu ne zamandan beri paradigma kayması dönemindeyiz biliyor musunuz millet diyor ki a postmodern hayır arkadaşlar insanlık tarihi kültür tarihi böyle ah düğmeye bastık <laughs> postmodernizm oldu. Öyle bir şey değil. 18. yüzyılın sonundan Kant'tan bu yana paradigma değişiyor. Çünkü Kant sayesinde biz şunu biliyoruz. Bizim gördüğümüz gibi değil hiçbir şey. Kant aydınlanmayla beraber büyük bir kıyamete sebebiyeti oldu. Dünyaya, insana hiçbir şeye güvenilmemesi gerek ettiği korkunç bir öğreti düştü. Gökten zembillik, küt ve bunun adına aydınlanma dedi. Aydınlanma Kant'la birlikte kendi kendisini hazmetmeye başladı. Kant diyor ki yani biz böyle görüyoruz ama büyük bir olasılıkla bu a priori değil. Bunu yorumlayıp bize böyle görünüyor. Bir tane yazar var Heinrich von Kleist diyor ki hayatım boyunca iyi bir insan olmaya çalıştım. Ebedi değerlere kavuşmaya çalıştım. Tanrı'nın yakına yakınına gitmek için elimden geleni yaptım. Kant'ı okuyor adam krize geliyor. Alıyor sevgilisini Berlin'de Van'a adasında dın dın kendilerini öldürüyorlar yani. Kafalarına kurşun sıkıyorlar. Neyi yok ettik? Kıyamet vari olmaması için en önemli unsuru kaybettik. Güveni kaybettik. 19. yüzyıldan itibaren Nietzsche ne diyor? Tanrı öldü diyor. Bu ne demek? Güven yitimidir. Güven yitimidir. Bizde de öyle değil mi Allah aşkına? Bizde demiyor musun? Allah bilir. Allah nasıl yazdıysa öyle olsun demiyoruz mu? Siz o Tanrı'yı yok ederseniz ne olur nereye tutunmaya çalışırsınız? Ve tekrarlıyorum. istediğiniz kadar ateist olun. İstediğiniz kadar inanmayın. İstediğiniz kadar dine karşı olun. İnsan homo religiosus'tur. Bu çok uzun süren bebekliğinde saklı. İnanmaya Hep ihtiyacı var. Hep kendisinden tabii kendisinden daha güçlü bir şeye güvenme ve onun onu iyiliğini istediğini hayal etme. Bu ebeveyn daha doğrusu anne düşüncesinden başka hiçbir şey değildir aslında. Konuyla denk geldiği için söylüyorum. Interstellar'ı tekrar seyrettik iki gün önce. Siz seyretmişsinizdir. Seyrettim. Seyret. Ben Nolan'a çok kızıyorum. Yani çok iyi bir sinemacı olduğunu biliyorum, filmlerde çok etkileyici ama mesela orada da bu konuştuğumuz şey var ya dünyanın sonu gelmiş bir baba kızını kurtarmaya çalışıyor falan. Bütün bu hikayeyi çok iyi bilmesine rağmen ve çok iyi anlamış olmasına rağmen sevgi bizi kurtaracak gibi bir çizgi bir şeye bağlıyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Bunu söyleyeyim sana neden? Çünkü Nolan Amerikan sinemasıdır. Ne kadar Nolan olsa Amerikan sineması. Amerikan sinemasıyla Avrupa sineması arasında şöyle bir fark vardır. Edebiyat ve sinema dersinde ben öğrencilik ilk söylediğim cümlelerden bir tanesi budur. Amerikan sineması rusocudur. Kültür kötülükler yapar bilmem ne ama biz insanlığımıza kavuştuğumuz zaman, biz birbirimizi sevdiğimiz zaman yenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bu Amerikan sineması Avrupa sineması yani Interstellar Lars von Trier çevirseydi herhalde bir kolektif intihar <laughs> olayları olurdu yani. Melankolya so aslında melankoli melankolya o da onun. Melankolya tabii ki. Avrupa sineması ise desaatçıdır. Aydınlanma mı istiyorsunuz? Aydınlanmayı isterseniz tüm metafiziği yok saymak isterseniz tüm dini yok saymak isterseniz doğaya geri dönmek isterseniz bunu da kabul etmek zorundasınız. Sizin bedeniniz sadece tüketim, tüketime yarayan bir makinadan başka bir şey değil. Yani diyebilirim ki Markiz de eserleri Rusya'ya yönelik alaycı bir yorum. Rusya diyor ya Back to Nature. Her şey çok güzel olacak, kültür bizi bozuyor. Markiz de saatte diyor ki peki o zaman? Bokunuyor o zaman diyor. Tabii Avrupa sineması daha ziyade Vesat geleneğinde. Pazolini, Lars von Trier. Asetik biraz da değil mi? Böyle bir çileci yani. Çileci tabii ki. Çileci. Kurtuluş yok. İstediğiniz kadar çırpının. Bunu yaparken arabesk yapmıyor. Bakın yine melankoliye bağlayayım o zaman. Melankolyanın sonunu hatırlayın. İki kadın ve bir çocuk ne kadar heroik bekliyorlar dünyanın sonunu. Evet. Yani orası Amerika olsaydı mutlaka bir helikopter gelir. Üçünü bir yere götürmeye çalışırdı. <laughs> bir mağaraya. Mağaraya girdiğinde de ilk gördüğün dükkan Walmart olurdu ve herkes cipsiye olurdu. Anlatabildim mi? Avrupalı diyor ki ha, ha biz bunu tanıyoruz. Rönesans'ta biz de böyle salaktık ama Rönesans'ta. <laughs> O zaman siz Avrupa sinemasından mı yanasınız? Çünkü o da bana yüzlü ee, geliyor. Şimdi tabii ki yüzlü ama Amerikan sinemasından çok çok daha e, e, samimi bence. Onu kastediyorum. Yoksa ay Allah'ım tabii ki benim de içim kıyılıyor. Benim de içim kıyılıyor. Bir şey söyleyeceğim peki. Mesela yine Amerika'dan çıkmış bir şey olmasına rağmen Dexter öyle değil. Dexter öyle değil ama Dexter da yine kazların önüne doğruyor gibi. Şöyle e, Dexter o canavarı tırnak içinde diyorum canavarı ben Dexter'a bayılıyorum. Fantezimde benim oğlumdu ben büyüttüm onu. <laughs> O salak adam yaptı onu katil. Babası yaptı onu katil. Neymiş bir kere komşusunun köpeğini öldürmüş. Yapar çocuklar bunu yapar. İçinde ne var merak eder. Bazıları merak eder. Her neyse. Yani bu aşırı derecede akkara olduğu zaman tabii ki çok ıı, naif bir yaklaşım oluyor. Aslında biz biliyoruz ki eşek gibi Dexter. Dünyanın en tatlışko insanı. Gerçekten kötüleri öldürüyor. Sadece kötüleri öldürüyor. İşte şeyi sormak istiyorum. Sanki böyle bir makale okumuştum. Son 15 yılda Amerikan televizyonu Amerikan sinemasından daha akıllı gibi. Ay tabii ki. Tabii ki daha akıllı. Ama şöyle bir şey söylemek e, gerekir. Amerikan sinemasını ya da bu stream Netflix'ler onlar bunlar. HBO lütfen yani. Onlar Amerikan popüler kültür dünyasına inanılmaz seviye atlattı. Yani Hollywood basma kalıp stereotip unsurlarından büyük bir ölçüde sıyrıldı Amerikan medyası mı diyeyim sineması mı diyeyim dizi dünyası mı diyeyim. Mesela Hannibal da öyle. Evet. Hannibal son derece Avrupa'yı o anlamda Avrupa'yı. Ya o kadar süblim ki bir de. Bir de o a, bir tane adam var. A, American Horror Story'nin rejisörü yapımcılarından Brian, bir tanesi. Brian. Öyle bir şey evet. Şimdi o mesela eşcinsel. Abi ben hayatımda Hannibal'daki gibi bir tek Thomas Mann'ın Venedik'te ölümünde böyle süblim bir eşcinsel aşk hikayesi gördüm. Bir de ikincisi o Hannibal dizisinde. Ve sonu da muhteşem. Amanın. Ve sonu muhteşem yani. Richard Wagner gibi Tristan ve Isolde gibi atlıyorlar ölüme yani. Tam aynı şeyi söylüyoruz. Dexter daki bilgelik Nolan'dan çok daha fazla gibi görünüyor. Evet, evet çünkü ne yapıyor e, Nolan biliyor musun? Kör gözüme gözüme yapıyor. Öyle yaptığı zaman da doğal olarak çok didaktik oluyor. Artık yani çekemiyorum. E, ya müsamirlik mi? Ya. Ya, evet kızı yaşlı bilmem ne. Yani insan olan tabii ki üzülür orada, tabii ki duygulanır. Anlatabildim mi? Çünkü Nolan ne yapıyor biliyor musun? Aslında bizim en gizli fantazilerimizi istismar ediyor. Evet, eksploatasyon ha. sineması vardır ya, bayağı şey. Sö yani. Sömürü sineması yapıyor aslında. Evet son derece Türk filmi gibi arabesk işte ben Amerikan sineması bağlamında Avrupa sineması bağlamında arabeskten bahsettiğim zaman bu işte exploitation'dan bahsediyor. Peki son soru arabesk demişken dünyanın sonuna mı geldik o zaman yani başa dönersek? Hayır dünya öyle sona ermez işte maalesef. Hani nihilistlerin böyle bir ümudu varsa <laughs> <laughs> yarın uyanıyoruz bir güneş doğmuyor. Yok öyle bir şey. Çünkü dünyanın da umurunda değiliz doğanın da umurunda değiliz. O süreçler çalışabildiği süreci sonuna kadar Dar çalışır. Yarın da güneş doğacak. Ama sizin içme suyunuz olacak mı? Orası kimse bilemez. O zaman son zamanların meşhur sözü gibi söylediniz. Kötü günler bitti. Sırada daha kötü günler var hocam. Olabilir tabii ki. <laughs> olabilir. Sırada daha kötü günler olabilir. Ancak hakikaten iyi niyetle aklımızı kullanırsak, bilimsel aklımızı değil de bilgisel, bilgesel aklımızı kullanırsak. Bak mesela Birleşmiş Milletler demiş ki o kadar yapılmaya aşı var ki fazladan bir şey batı dünyasında zenginlerde bunları ne olur dağıtın üçüncüne yani anlatabildim mi ne kadar korkunç yani bunun için bildiri yayınlamak zorunda ya bu bak bilimsel olabilir bu aşı ama bunun söylenme gerekliliği son derece bilgelikten yoksun olduğumuzu gösteriyor bu bu dünyamız o kadar iyi niyetli ki doğamız o kadar iyi niyetli ki bir fincan kahvenin 40 yıl değil 40 milyon yıl hatırı var. Herkes bu bir fincan kahveyi doğamıza ikram etse o bizi ihya eder ama biz o bizi ihya et, edebilecekken biz onun ana damarlarını kesiyoruz. Yani ne yapsın doğa? Zaten umrunda olmadığımız doğa. Şunu da söyleyeyim. O doğa onu öldürdüğümüz için onun da farkında değil. Evet. Ona bile kayıtsız aslında. Ne kadar egosantrik olduğumuzu, narsist olduğumuzu... Yani doğa bir vilen gibi kıyıda köşede entrikavari planlar yapıyor. Şu insanlardan kurtulamadım. Ne yapsam da bu boklavatlardan kurtulsam? Farkında bile değilsin. Sen nasıl bağırsaklarındaki... Bakterilerin farkında değilsin. O da öyle farkında değil. Peki hocam her zamanki gibi harikaydı. Aşımızı yaptıralım diyorum. Evet mutlaka yaptıralım. Ben geri zekalar dedim çok kızdılar ama gerçekten aşı yaptırmayan Ahmet Hayır aptallar bakın. iki aşısını da yapmış olanlar hastaneye yatıp tekrar hastalanmış olsalar bile aşılarına rağmen kesinlikle kesinlikle çok hafif geçiriyorlar. Belki 10 sene sonra kanser olabilirsiniz açıdan dolayı. Ancak o kanserin de onlar tarafından iyileştirileceğinize de güvenin ama şimdilik yaşayın. <laughs> şimdilik yaşayın. Yaşayın ne olur yaşayın ki üniversitelerde artık açılsın. Biz de yüz yüze ders yapalım çünkü artık ben ekranlara konuşmak istemiyorum. Bir daha ben ekranda ders yapmak zorunda kalırsam seneye Manisa Akıl Hastanesi'nden <laughs> yayın yapacağım bütün Türkiye'ye. Peki hocam teşekkürler. Gelecek programı sabırsızlıkla bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.